Mart yayınları 3. deneme İngilizce soru çözümleri. Merhaba arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Find the correct word to complete the paragraph. Paragrafı tamamlamak için doğru kelimeyi bulunuz. Parents are usually blah blah about the future of their children because economic and social problems are serious in today's world. Evet. Anne ve babalar çocuklarının gelecekleri hakkında genellikle bla bladırlar. Çünkü ekonomik ve sosyal problemler bugünün dünyasında çok ciddidir. Evet arkadaşlar, günümüz dünyasında gerçekten bahsettiği gibi ekonomik ve sosyal problemler ciddi boyutta. Bu yüzden genellikle anne babaların çocuklarının geleceği hakkında olumsuz bir düşünceye sahip olmaları gerekiyor. A şıkkı anxious, endişeli. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Yerine koyduğumuz zaman anne babalar gelecekleri hakkında çocuklarının endişelidirler. Yine bakalım şıklara. B thankful, minnettar. Hayır olmaz. Olumsuz bir şey bulmamız gerekiyordu. Olumlu. C sure, emin. Emin değiller, endişeliler. D şıkkı grateful, yine minnettar. Memnun anlamı var. Yani B, C ve D şıklarını yerine koyduğumuz zaman olumlu düşüncelere sahip olduğunu görüyoruz. Ancak A şıkkındaki anxious çocuklarının gelecekleri hakkında endişeli olduklarından bahsediyor. O yüzden birinci sorunun cevabı A şıkkı olacak. İkinci soru, recite. Bir tarif verilmiş. Bakalım okumadan evvel. Which one is not necessary for the recipe? Tarif için hangisi gerekli değildir? Yani bize aşağıdaki görselde gördüğümüz gibi tarifin içerisinde olmayan malzemeyi soruyor. Bakalım. It's quite easy to make cupcake. Cupcake yapmak oldukça basittir. First, crack two eggs in a large bowl. 2 adet yumurtayı büyük geniş bir kaseye kırın. Add a glass of sugar and mix well. Bir bardak şekeri ilave edin ve güzelce karıştırın. Put some oil, a packet of vanilla, baking powder and flour. Biraz yağ, bir paket vanilya, kabartma tozu ve unu ekleyin. Mix all of them well. Hepsini birlikte karıştırın güzelce. Pour the mixture into cups and bake at 180 temperature for 30 minutes. Karışımı küçük kaplara, küçük bardaklara dökün ve 30 dakika kadar 180 derecede fırında pişirin. Let it cool for 10 minutes. 10 dakika kadar soğumasına müsaade edin. Serve it warm. Ilık bir şekilde servis edin. Evet, baktığımızda malzemeler zaten çok net bir şekilde verilmiş. Bakıyoruz. A şıkkında un var. Un arkadaşlar zaten verilmiş. B şıkkında yağ var. Aynı şekilde oil, yağ kullanılmış. C şıkkında yumurta zaten en başta 2 adet yumurta kırılıyordu. D şıkkında butter. Butter tereyağı görseli arkadaşlar malzemeler olarak malzeme listesinin içerisinde kullanılmamış tarifte. O yüzden bizden tarifte olmayan malzemeyi istiyordu. Tarifte olmayan malzememiz butter. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacak. Üçüncü soru, find the correct sentence to complete the paragraph. Paragrafı tamamlamak için doğru cümleyi bulunuz. Paragrafa bakalım. My father is a doctor. Babam bir doktordur. His hospital is far away from our house. Onun hastanesi, yani çalıştığı hastane evimizden oldukça uzaktadır. It's 30 kilometers. 30 kilometre. He gets up in the morning. Sabahları kalkar. And he bla bla bla. Evet arkadaşlar, babası doktor. Hastane oldukça uzak. 30 kilometre kadar. Bayağı bir ciddi uzaklığı var. Sabahları erken kalkar ve devamında ne yaptığına şıklardan bakacağız. A şıkkı walks to hospital every day. Her gün hastaneye yürür. 30 kilometreyi her gün hastaneye yürümesi mümkün değil. Eliyoruz. B şıkkı rides a bike to hospital with his friends. Arkadaşlarıyla birlikte hastaneye bisikletle gider. Mümkün değil. Her gün arkadaşlarıyla birlikte aynı anda 30 kilometreyi gidecek. Mümkün değil. Eliyoruz.
C şıkkı usually takes the bus. Genellikle otobüste gider. Evet arkadaşlar, uzaklık yönünden de baktığımız zaman gidebileceği şekilde olan bir cümle. D'ye de bakalım. Goes to hospital on foot. Hastaneye yürüyerek gider. Mümkün değil. D'yi de eliyoruz. A, B ve D şıklarını mantık olarak koyduğumuz zaman arkadaşlar kesinlikle uyum sağlamıyor. Ancak C şıkkındaki usually takes the bus, genellikle otobüsle gider ifadesi soruyu tam anlamıyla tamamlıyor. Bu yüzden üçüncü sorunun cevabı C şıkkı olacak. Dördüncü soru. Soruya bakalım. What can we say about his preferences? Onun tercihleri hakkında ne söyleyebiliriz? Evet. Bir kişinin tercihinden bahsetmiş, görseli verilmiş, daha doğrusu 2 adet kitap verilmiş. The Travel Book, seyahat kitabı ve tercih edilen yönünde. Lincoln, bir kişi, onun biyografisini anlatan bir kitap verilmiş. O da tercih edilmeyen kitap. Bakalım cümlelere biz doğruyu bulacağız. A şıkkı, he is fond of learning about new places. Yeni yerler öğrenmeye düşkün. Evet, baktığımız zaman seyahat kitaplarına düşkün olduğunu zaten görüyoruz, tiklenmiş. O yüzden doğru. B'ye bakalım. He would rather read about lives of others. Başkalarının hayatını öğrenmeyi seviyor, tercih ediyor. Baktığımız zaman hayır, biyografiler okumadığını zaten görüyoruz. Eledik. C şıkkı, he prefers biographical books to travel books. Biyografi kitaplarını, kişileri anlatan kitapları seyahat kitaplarına tercih eder. Hayır, seyahat kitaplarını tercih ediyor. Kişileri anlatan kitapları tercih etmiyor. Eledik. D şıkkı, he thinks travel books are disappointing. Seyahat kitaplarının hayal kırıklığı olduğunu düşünüyor. Hayır, tam tersi tercih ediyor. Evet, soru bizden doğru olan cümleyi bulmamızı istemişti. A şıkkındaki he is fond of learning about new places. Yeni yerler öğrenmeye düşkün cümlesi sorumuzun doğru cevabı olacak. Dördüncü sorunun cevabı A şıkkı. Beşinci soru. Bir kart görüyoruz. Which one is not mentioned in the card? Kartta hangisinden bahsedilmemiştir? Hangisini bulamayız? Bakalım. Dear friends, sevgili arkadaşlar. We are organizing an exhibition on 5th May. 5 Mayıs'ta, Mayıs'ın 5'inde bir sergi düzenliyoruz. You can take part in it with your paintings. Tablolarınızla oraya katılabilirsiniz. Please inform us until 28 April. 28 Nisan'a kadar lütfen bize bilgi verin. Hope to see you all. Hepinizi görmek umuduyla. Cheers, Dave. Hoşça kalın, Dave. Evet. Dave arkadaşlarına bir kart yazmış. İçerisinde bilgiler var. Bizden olmayanı istiyor arkadaşlar. A şıkkına bakalım. The deadline. Son başvuru tarihi. Baktığımız zaman zaten burada ayın 28'ine kadar, 28 Nisan'a kadar lütfen bilgi verin demiş. Yani son başvuru tarihimiz var. B şıkkı the event. Olay, yani etkinlik. Etkinlik zaten belli. Sergi, bir resim sergisinden bahsedilmiş. Etkinliğimiz de var. C şıkkı the place. Yer. Evet, baktığımız zaman arkadaşlar tarihimiz, olayımız, başvuru tarihimiz, son tarihimiz, olayın gerçekleşeceği tarih hepsi verilmiş, ancak yer maalesef ki yok. D şıkkında the date, tarih. Buradaki tarih olayın gerçekleşeceği tarih, yani 5 Mayıs. O da var. Evet, bizden olmayan istiyordu. 5. soruda olmayan bilgi yer bilgisi. O yüzden 5. sorunun cevabı C şıkkı olacak. 6. soru. Pros of mobile phones. Cep telefonlarının olumlu yönleri. 2 adet cümle verilmiş. Devamını bekliyor. Bakalım. Which one can we add to the list? Aşağıdakilerden hangisini listeye ekleyebiliriz? İki cümleye bakmamız gerekiyor. It is easy to carry. Taşıması kolay. Cep telefonlarının olumlu yönleri başlığı var zaten. It's easy to carry. Taşıması kolay. You can connect to the net. İnternete bağlanabilirsin.
olumlu yönlerinden zaten bahsetmiş. Bizim aşağıda olumlu bir şey aramamız gerekiyor. A şıkkına bakalım. It disturbs your concentration. Sizin konsantrasyonunuzu bozar, engel olur. Bu olumsuzluk arkadaşlar. B şıkkı. You can keep in touch with people. İnsanlarla iletişime geçebilirsin. Bu olumlu bir yönü. C şıkkı. You can get addicted easily. Çok kolay bağımlı hale gelirsin. Bağımlılık çok negatif bir şey arkadaşlar, internet yönünden zaten. D şıkkı. It has some security risks. Bazı güvenlik riskleri vardır. Bu da olumsuz yönü. Baktığımız zaman olumlu yönlerinden bahsetmiş ve bir adet bizden istemiş. A, C ve D şıkları olumsuz yönlerinden bahsederken B şıkkı insanlarla iletişime geçebilirsin cümlesi cep telefonlarının olumlu yönüdür. 6. sorunun cevabı B şıkkı olacak. 7. soru. Find the correct order of the conversation. Telefon konuşmasının doğru sırasını bulunuz. Aşağıda bir telefon görüşmesi verilmiş karışık halde cümleler. 5 adet cümlemiz var. Bunları doğru hale getirip bir diyalog oluşturmamız isteniyor bizden. Şöyle bir şıklara baktığımız zaman şıkların 5. cümleyle zaten başladığını görüyoruz. Hemen kontrol amaçlı bakalım. 5. cümle Hello Mr. Harry's office. Merhaba Mr. Harry'nin ofisi demiş. Karşı tarafında buna bir cevap vermesi gerekiyor. Selamlaşma adına veya tanıtım adına. Hello, could I speak to Mr. Harry please? Merhaba, Mr. Harry ile görüşebilir miyim lütfen? Bu isteğin üzerine yine karşı tarafın Mr. Harry hakkında bilgi vermesi gerekiyor. I'm afraid he isn't available at the moment. Üzgünüm, şu anda müsait değil. Müsait olduğunu duyan kişi yine söz hakkına sahip olur. Could you tell him to contact with Mrs. Shine? Lütfen ona Mrs. Shine'la iletişim haline geçmesini söyler misiniz? Bunun üzerine bilgilendirme verecek olan kişi okay, I will inform him about your calling. Peki, aramanız hakkında onu bilgilendireceğim der. Baktığımız zaman hepsi 5'te başlıyor arkadaşlar. Ancak A şıkkını yerine koyduğumuz zaman ve tekrar kontrol ettiğimiz zaman merhaba Mr. Harry'nin ofisi. Karşı taraf merhaba Mr. Harry ile görüşebilir miyim lütfen? Üzgünüm, şu anda müsait değil. Lütfen Mrs. Shine'la irtibat kurması gerektiğini söyler misiniz? Karşı tarafta en son tabii ki de aramanız hakkında ona bilgi vereceğim. Yani arkadaşlar şıklara baktığımız zaman, yerine koyduğumuz zaman doğru sıralamanın A şıkkı olduğunu görüyoruz. 7. sorunun cevabı A şıkkı olacak. 8. soru. Find the correct word according to given list. Verilen listeye göre doğru kelimeyi bulunuz. Listeye baktığımızda ways of cooking, pişirme yolları, pişirme yöntemleri, özellikle pişirmeyi vurgulamış. Bake, fırında pişirmek, boil, haşlamak, fry, kızartmak, diğer pişirme yöntemini bizden istiyor. Bakalım şıklara. A, stir. Stir arkadaşlar karıştırmak demek. Bir pişirme yöntemi değildir, bir hazırlama yöntemidir. Eliyoruz. B şıkkı steam. Steam arkadaşlar buharda pişirmek. Özellikle buharda pişirmek anlamı var. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Bakalım C'ye. Knead arkadaşlar yoğurmak. Özellikle hamurda geçen bir kelimedir. Yine olmaz. D şıkkı heat. Heat arkadaşlar ısıtmak. Ancak ısıtmak bir pişirme yöntemi değildir. Buradaki ısıtmaktan kasıt ocağın altını açıp ısı vermek veya fırını açıp ısı ayarlamak. O yüzden baktığımız zaman pişirme yöntemlerine, pişirme yollarına fırınlamak, haşlamak, kızartmak, buharda kızartmak şeklinde olacak. O yüzden buraya gelecek olan kelime steam kelimesidir. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. 9. soru. Find the opposite meaning of underlined word. Altı çizili olan kelimenin zıt anlamlısını soruyor. Özellikle zıt kelimesine dikkat edelim. Altı çizili bir kelimemiz var. Generous. Bakalım cümleye. My uncle is a very generous person. Amcam çok cömert bir insandır. He always gives me a pocket money when he sees me.
Beni gördüğünde her zaman cep harçlığı verir. Evet, altı çizili olan kelimeye baktığımızda arkadaşlar generous. Generous, cömert, eli bol anlamı var. Bizden zıt anlamlısını istiyor. Bakalım, funny, komik olmaz. B şıkkında hardworking, çalışkan olmaz. C şıkkı stingy. Stingy arkadaşlar cimri, pinti. Yerine koyduğumuz zaman, baktığımız zaman cömertin tam zıttı cimridir. Doğru cevabımız C olacak. D şıkkı understanding, anlayışlı. Evet, anlayışlı bir insanmış gibi görünüyor ama bizden zıt anlamlısını istiyor. Ki cömert kelimesinin tam zıt anlamlısı cimridir. O yüzden 9. sorunun cevabı C şıkkı olacak. 10. ve son sorumuz. Jack ve Susan arasında bir telefon görüşmesi var. Jack, good morning, is Steve in? Günaydın, Steve orada mı? Susan, I'm sorry, he is sleeping. Üzgünüm, şu anda uyuyor. Olumsuz bir cevap vermiş ve akabinde bir cümle söyleyecek. Jack de bunun üzerine, could you tell him to call me please? Lütfen ona beni aramasını söyler misiniz? Evet, baktığımız zaman Jack Steve ile görüşmek istiyor. Ancak Susan şu anda uyuduğundan bahsetmiş. A şıkkına baktığımızda, can you repeat that please? Lütfen tekrar eder misin? Cevabı, lütfen ona iletir misiniz aradığımı? Olmaz arkadaşlar A şıkkı. B şıkkı, would you like to leave a message? Şu anda uyuyor, mesaj bırakmak ister misin? Jack de bunun üzerine, lütfen beni aramasını söyler misiniz? Evet, cevabımız B şıkkı olacak. C şıkkı, could I ask who is calling? Kimin aradığını öğrenebilir miyim? Jack'in cevabı, lütfen beni aramasını söyler misiniz? Yine olmaz, kontrol ettik. D şıkkı, may I get your phone number? Telefon numaranı alabilir miyim? Cevabında da yine aynı bu cümleyi vermiş olamaz. Yani diyaloğun geneline baktığımızda, yerine koyduğumuz zaman B şıkkının 10. sorunun cevabı olduğunu görüyoruz.